Omurga cerrahisin dediğimiz zaman servikal omurga yani boyun, sırt bölgesi yani torakal omurga ve lomber bölge dediğimiz yani bel bölgesi olmak üzere 3 ayrı bölge. Tabi alt tarafta da sakral ve koksiyal bölgemiz var. Servikal disk fıtıkları, servikal travmalar yani boyun fıtıkları, boyun kırıkları, boyunda daralmalar, sırt bölgesine fıtıklar, sırt bölgesine kırıklar, torakal bölge, lomber bölgede yine kırık, daralma ve fıtıklar. Bunların hepsi omurga cerrahisinin içine giriyor. Omurga cerrahisinde klinik önemli. Hastanın kliniğine göre bir örnek verecek olursak servikal dar kanalda yürüme zorluğu, ellerde, kollarda güçsüzlük, uyuşma ve atrofi yani zayıflama şeklinde başlayabiliyor. Hasta tetkik edildiğinde, filmi çekilip yani MR'ları çekilip muayenesi yapıldığında tanı konulduktan sonra cerrahi tedavisi yapılıyor. Cerrahi tedavisi zor bir tedavi değil. Sırt bölgesinin fıtıkları kort direkt omurilik ana hat şeklinde geçtiği için klinik daha ağır seyrediyor. Klinik daha ağır seyretmesi ani güç kaybına neden olabilir. Yürümede zorlanma ve spastisite dediğimiz böyle kasılma şeklinde klinik verebilir. Burada da cerrahi tedavi ön plandadır. Lomber bölgenin yani bel bölgesinin fıtıkları nispeten boyun ve sırt bölgesine göre daha sık görülmekle beraber az klinik veren çünkü köklerin artık omurilikten ayrılıp vücuda dağıldığı alandır. Etkilediği köke göre radiküler bulgu verebilir. İşte bacağın işte arka yüzünde ağrı, ön yüzünde ağrı, yan yüzünde ağrı gibi, uyuşma gibi klinik verebilir. Cauda equina sendromu dediğimiz bu sinirlerin tam dağılım noktasında bir bası durumunda idrar büyük abdest inkontinansı ya da yapamama yani kaçırma ya da yapamama gibi klinik verebilir. Bu tür durumlar tabi acil cerrahi gerektiren durumlar. Omurga daralma cerrahi, servikal, torakal ve lomber bölgede daralma yönelik cerrahi tedavi. Kaymalar olabilir, listezis dediğimiz halk arasında. Halk arasında yine daralma kireçleme olarak bilinir. Hepsinin cerrahi tedavisi burada etkili bir şekilde yapılmaktadır.